Herkese merhabalar. Videoyu herkesin anlayacağı bir şekilde çekmeye çalışacağım. Eğer yapamayan olursa da ücretli bir şekilde yardımcı olurum. Çünkü çok fazla kişi var. Herkese yetişemiyorum. İlk başta güncelleme videosunun ilk başında Chrome'u açıyorsunuz. Chrome'u nasıl açıyorsunuz? Sol alt kısımdan şuradan Windows tuşuna ya da Windows tuşuna basıyorsunuz ya da buradaki butona basıyorsunuz. Hiç fark etmez. Buradan Chrome diye arama yapıyorsunuz. Chrome diye okunuyor. Buna tıklıyorsunuz. Açılan şu pencerede sağ üst kısımda 3 nokta var. Buna tıklıyorsunuz. Eğer Windows 7 kullanıyorsanız bunu yapmanıza gerek yok ya da Windows 8. Windows 10 ve 11'de bu geçerli. Bu 3 noktaya tıklıyorsunuz. Ayarlara tıklıyorsunuz. Bilgisayarınız İngilizce ise settings olarak geçer. Sol kısımda Chrome hakkında alanı var. Burada en aşağıda olması gerekiyor. Bu misafir olduğu için Chrome hakkında en üstte. Chrome hakkında'ya tıklıyorsunuz. Ortada Chrome güncelleniyor diyor. Eğer burada bir hata alırsanız bilgisayarınızı kapatıp açıp aynı işlemleri yapın. Güncelleme tamamlanana kadar beklememiz gerekiyor. Yeniden başlat diyor. Yeniden başlatıyorum. Buradan yine misafir moduna giriş yapacağım. Sağ üst köşeden 3 noktaya tekrar tıklayıp ayarlara tıkladığım zaman ve sol kısımdaki ayarları açtığım zaman Chrome hakkında girip güncel olduğumu görebiliyorum. Şimdi yeni bir sekme açıyorum en üstten artı butonuna basarak. Buraya Chrome Driver yazıyorum. Chrome Driver yazdıktan sonra Enter'a basıyorum. İlk çıkan yerde Download diye okunuyor. Download diye okunuyor. Buna tıklıyoruz. Burada güncelleme yapmıştık ya. Sürümümüze bakıyoruz. Sürümümüz ne? 11. 111 yani. Geliyoruz buradan. 111'i buluyoruz. 111. Chrome Driver 111 yazıyor burada. Hemen buradaki link gibi olan yere 111 yazan yere şuraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada 111 olduğunu görüyoruz. Altta Win32 yazıyor. Zaten bir tane Windows burada bu var. Bu Win32'ye tıklıyoruz. Sol alt kısımda bir tane zip iniyor. Sizin burada sağ üst köşede falan da olabilir. İnen dosyayı bir şekilde açıyorsunuz. Açtıktan sonra yazılımın kurulu olduğu klasöre geliyorsunuz. Büyük ihtimal yazılım sizde masa üstünüzde kurmuştum. Kurmuş olmam gerekiyor ben. Şöyle bir şekilde masa üstünüzde duruyordur. Masa üstünüzün herhangi bir köşesinde. Genellikle sağa koyarım ya da solda olur. Ya da altta olur. WhatsApp Premium 5 yazar. Dosyaya giriyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi dosyalar var. Bu indirmiş olduğumuz klasör var ya. Bunu biraz sola doğru taşıyorum. Bilgisayarın masa üstünde olan dosyayı açtığım zaman da bunu da biraz sağa doğru taşıyorum. Buradaki Chrome Driver var ya, açtığımız yerdeki Chrome Driver. Bunu sürüklüyorum. Yani mouse'la basılı tutup buraya, bak klasörün üstüne değil. Ya bir boşluk yere ya da buradaki başlığın üstüne, şuraya, şu alana. Ya bu alana ya da buradaki bir boşluğa. Klasörün içine kesinlikle değil.
buradaki alana, boşluğa veya bu üst kısma. Windows 10 kullanıyorsanız burada tamamına, üst barın tamamına bırakabilir. Windows 11 kullanıyorsanız buradaki alana bırakabilirsiniz. Hiç fark etmez. Boşluk veya bu alan. Bıraktığınız zaman hedefte dosya var diyor. Değiştirilsin mi diyor. Evet diyorsunuz. Evet demenize rağmen, yani şöyle. Evet demenize rağmen eğer ki bunu sürüklediğiniz zaman böyle bir hata alıyorsanız, bu da alt bar açıyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz, görev yöneticisini açıyorsunuz. Burada ayrıntılar kısmı var. Windows 10 kullanıyorsanız da bu üstte. Buradan isme göre sıraladıktan sonra herhangi birine tıklayıp C tuşuna basıyorsunuz. C'yi bulduktan sonra aşağı iniyorsunuz. Bakın bir sürü Chrome driver var. Bunların hepsini sağ tıklayıp görevi sonlandır diyorsunuz. Şu an işimiz tamamlandı. Bu görev yöneticisini kapatabiliriz. Bu klasör kullanılıyor diyor ya. Bunu yeniden dene dediğimiz zaman gördüğünüz gibi olay çözülecektir. Güncelleme bu kadardı. Herkesin yapabileceği şekilde açıkladım. Eğer ki yardımcı olmamı istiyorsanız da ücretli bir şekilde yardımcı olabilirim. Çok fazla kişi var. Çok fazla talep var. O yüzden herkesin anlayacağı bir şekilde bu videoyu çektim. Chrome driver nasıl güncellenir çektim. Herkes yapabilir. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.